Evet değerli manşet izleyenleri bir hafta sonu daha birlikteyiz. Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarımıza yine Zeyd Hocam'la birlikte yorumlayacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Hocam U14'lerde özellikle A grubunda lig bu hafta sonlandı. Biz A grubundaki bu hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarını yorumlayarak başlayalım. Peki sevgili Zeki. U14'lik senin de söylediğin gibi A grubunda bu hafta sona erdi. Şampiyon Bandırma Spor son maçında Bandırma Kartallarını 4-1 yemeyi başardı. Takipçisi Gençler Birliği Eğitim'de Bandırma Gücü'nü 3-1'lik sonuçla uğurladı. İki karşılaşma vardı. Şampiyon belli oldu. A grubunda Balıkesir'de oynanacak maçlarda bölgemizi Bandırma Spor temsil edecek. Kendilerine şimdiden ben başarılar diliyorum. Maçlar bu şekilde sevgili izleyiciler. Evet hocam, biz o zaman Bandırma Spor, Bandırma Kartalları maçına dönelim. Bu karşılaşmaları iki takım halinde, bloklar halinde yorumunu alalım. Yorumlayalım. Sonucu aşağı yukarı belli olan bir karşılaşmaydı. Bandırma Spor'un aklı sanki Balıkesir'de oynayacağı maçtaydı. Fakat ben Bandırma Kartalları'nda ilk yarıya göre bir toparlanma gördüm. Daha disiplinli oynadılar, daha organize oynadılar. Bandırma Kartalları'ndaki bu ilerlemeyi söylemeliyim. Bandırma Spor'da grup bloklara bakacak olursak Emre, beğendiğim Emre, dikine oynamayı seviyor. Çok akıllı. Antrenörlere izin verdiği ölçüde hücuma katılıyor. Bu çocuğa bol bol hücuma katılma izni verilmeli. Sabit çakılı oynamamalı diyorum. Emre'den bahsediyorum. Fırat ve Sedat çok fizik olarak çok güçlüler fakat ağırlar. Biraz hızlanmaları gerekiyor. Hızlı bir santrafor bunları Balıkesir'e zorlayabilir. Mükemmel fiziklere rağmen bunu işaretliyorum. Sol bek İsmet çok güçlü, teknik fakat biraz kilolarını azaltacak. Orada çok faydalı bir futbolcu. Ben en çok orta sahada 6 numara bakıyorum. Serhat'ı beğendim. Serhat çok gösterişsiz oynuyor, faydalı oynuyor. Tek top oynamaya çalışıyor. Herhalde hoca dinlendirmek için oyundan aldı. Oyundan çıkarılmaması gereken bir isimdi. Serhat'ı buradan ayrıca kutluyorum. Evet. Gösterişsiz, türbüne oynamıyor. Takım futbolcusu. Çok daha iyi yerlere gelecek. Eren, 8 numara Eren, takıma oynadığını söyleyebilirim. İyi top yapıyor. Yani başarılı bir isim. Gerçi bu Bandırma Kartalları karşısında yaptığım yorumlar. 10 numara Kaan, boyundan büyük işler yapıyor. Hızlanırsa çok akıllı. Çok dikine oynamayı seven, sızma topları seven bir oyuncu. Hüseyin top alamadığı için pek etkili olamadı. O da kendini kanatta topla buluştuğu zaman rakibin başına bela olabilecek futbolculardan biri. Bak bu çocuklar yetenekli. Fakat bunlar takım oyununa alıştırılmalı ve çabuk oynamaya alıştırılmalı diyorum. Santrafor Furkan'ı da sağlam olarak görmüşüm. Yani 14 Bandırma Spor haklı bir galibiyet aldı. Ne mağlup şampiyon oldu. Hiç yenilmedi. 6'da 6 yaptı. Çok ilginçtir ki tek golü, kalesine tek golü Bandırma Kartalları'ndan gördü. Son maçta. Evet. O golü değmeseydi işte gol yemeden sezonu kapayacaktı. Ben şampiyon olan Bandırma Spor'u bu arada kutlamak istiyorum. Gelelim Bandırma Kartalları'na. Bakın Alp. 4 gol yemesine rağmen çok dikkatli olduğunu söylemeliyim. Kaleye yakışıyor. Alp'i buradan tebrik ediyorum. Sabek Berke sağlam demişim. Bunun dışında Seçkin futbolunu beğeniyorum. Seçkin biraz daha cesaretle oyuna katılmalı. Çok akıllı. Sezgi gücü yüksek bir futbolcu. Bunun dışında Akay var. Çok çalışkan. Kubilay dikkatli demişim. Atilla çok güçlü bir adam. Yani iki kişilik oynuyor. Top ayağına geldiği zaman kolay kolay Atilla'dan top almak mümkün olmuyor. Fakat en kaliteli isimlerden biri santrafor Berkay, Zeki. Bu çocuğa iyi top getirirlerse, iyi beslenirse çok iyi bir santrafor olur. İyi gol kokluyor. İyi gol koklamasını bilen bir futbolcu. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Sonuçta haklı bir galibiyet. Bordo Beyazlı gençlere Balıkesir'de yapacağı maçlarda şimdiden başarılar diliyorum. Evet hocam, U14'lerde Bandırma Spor namalup şampiyon oldu da Balıkesir'de şansı ne olur veya il şampiyonası diyelim, il şampiyonası için nasıl bir strateji uygulamalı? Çok güzel bir soru. Şimdi rakipleri tanımadan işte Körfez'den hangi takımlar gelecek, Balıkesir'den hangi takımlar gelecek bunların özelliklerini bilmeden bu soruya cevap vermek çok zor. Herhalde Bandırma Spor altyapı yetkilileri boş durmuyordur. Mutlaka rakiplerini izleyici, gözlemci, onların da kendi aralarında bir scout ekibi vardır. Mutlaka evet. Maçları izletiyorlardır. Ona göre önlem alacaklardır. Rakipleri izlemeden maç kazanılmaz. Mutlaka bu rakipler izlenmeli. Rakiplerin güçlü ve zayıf tarafları tespit edilmelidir. Herhalde bunu yapmışlardır diye düşünüyorum. Yapmadılarsa mutlaka yerine getirmeliler.
Çünkü rakip tanınmadan maç kazanılmaz sevgili Zeki. Yani şansına götürürsünüz bu karşılaşmayı. Şansı nedir? Diğer takımda ne kadar şansı varsa Bandırma Spor'unda o kadar şansı var diyorum. Bandırma Spor boş bir takım değil. Sorunun ikinci bölümüne geçebilir misin? Sorunun ikinci bölümünde son soru daha sordun bana. Evet. Aynı şekilde. Şampiyonada, il şampiyonasında ne yapmalı? Nasıl bir hazırlık yapmalı? Ne yapmalı? Şimdi belki de buna geleceksin. İdeal 11'ini korumalı. İdeal 11'inde fazla oynamamalı. Zaten maç sayısı az bu futbolcuların. İdeal 11'inde... Ben ayrıca gelecektim hocam. Yani U14'lerde malum o zaten 35 dakika oynanıyor. Tamam. 5 oyuncu değişiyor. Yani kadrolarda biraz geniş, sürekli oyuncu değişimi dediğiniz gibi ideal kadroda biraz sapma mı oluyor? Sıkıntı yaratıyor tabii ki. Şimdi çocukların gönlünü mü yapmak doğru? İdeal 11'i ilk şampiyonasına hazırlamak mı doğru? Bu ikilem üzerinde durulması gereken bir konu. Bence bu tür takımlarda çocukların gönlünü yapmaktan ziyade ideal 11'i bir arada oynatmak gerekir. Zaten çocuklar topu topu sezonda 6 maç oynuyorlar. Maç sayıları çok az. Bir de siz bu topçuları, diğer yedek topçuları oynatacağım diye sık sık oyundan dışarı alırsanız bunlar takım olamazlar. Birbirlerinin özelliklerini tanıyamazlar. İl şampiyonasına gideceksin. Bandırma Spor'a mutlaka ideal 11'ini ısrar etmesi lazım. Hocaların kafası da vardır. Hocam yani ikinci bir takım çıkartması lazım. Daha da güzel. Çocukları daha da güzel. Oynatabilmek için. Daha da güzel. Yani diğer çocukları da mağdur etmemek adına ikinci bir takımla lige sürebilirler. Doğru mu? Yani U14'te, U13'lerde bu olabilir. Şimdi neden oyuncu değiştir diyorsun diye sorunca işte o da geldi, o da eksik kalması, o da zevkini alsın şeklinde masumane cevaplar geliyor. Öbür çocukların bu da haklı bir cevap ama ideal 11 çok önemli. Balıkesir'de oynayacak ekibin üzerinde ısrar edilmeli diyorum sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle biz U14 Gençler Ligi'nde A grubu noktalı B grubuna geçelim. B grubunda bu hafta siz görevdeydiniz. Alınan toplu sonuçları yorumunu alalım önce. Değerlendireyim. Bir kere şampiyon bir hafta kala Gönel Tayfun şampiyonu geçen hafta ilan etmişti. Karşıyaka'yı 6-1'le geçti. Zorlanmadı. Çok antrenman maçı havasında geçti karşılaşma. Bir de beklenen sonuçların Gönel Belediye Hasan Bey'e fark yaptı. 10'a 2 dile kolay bir maçta. Gönen Belediye 10, Hasan Bey 2. Evet. Son maçta da Sarıköy Reşadiye'yi 6-0'la geçmeyi başardı. Yani beklenen sonuçlardı. Bir tek Reşadiye'nin Sarıköy'ün de bu kadar fark yiyeceğini düşünmüyorum ben. Demek ki maç sayıları fazla olunca Mehmet Hoca takımları çıkarmada biraz zorlanmış, öyle anlaşılıyor. Reşadiye'de bir sürü liste yer alıyor. Bazı liglerde çekilmek zorunda kalmış. Beklenen sonuçlardı sevgili ekip. Henüz yeni bir takım olmasına rağmen mücadelesi sürdürüyor. Evet. Evet hocam o zaman biz Şampiyon Tayfun Spor'un Karşıyaka karşısında aldığı 6-1'lik maça gelelim. Bu karşılaşmada takımların bloklar halinde yorumunu alalım. Yorumlayalım. İşte bu 6-1'lik maçı izlemek için pazar sabah saat 9'da Gönel Arabası'nda olmak gerekiyor sevgili ekip. Ve oldu. Gözümüzü açar açmaz Gönel Arabası ve 10-15 dakika kala sahaya yetiştik. 10'da var. 4 tane maç var. Bile kolay. Ama çok güzel. Bu çocuklar için değerli. Değer diyorum. Gönel Tayfun bu maçta hiç zorlanmadı. Antrenman maç havası içerisinde maçı kazanmasını bildi. Tecrübeli. Kendine güvenen bir takım zaten. Kimler var burada? Mehmet Akif örneğin vasat bir durumdaydı. İyi bir kaleci olmasına rağmen pek maça konsantre olamadı. İslam için demişim ki sahibi İslam pire gibi. Çok hareketli bir çocuk. Yani durdurmak mümkün değil. Oyuna katılmak istiyor. Emirhan fizik olarak çok iyi fakat biraz tabii hareketlenmeli diyorum. Ege mesela topu oyuna sokarken dikkat etmeli. Ayağı oynamalı. Rastgele toplar çıkarmamalı diyorum. Çok mecbur kalmadıkça. Gören Tayfun'un defans göbeği topu oyuna sokarken zorlanıyor. Şişirme toplarla çıkmaya çalışıyorlar. Aslında Alihan'a direkt buluşturabilseler topu çok daha etkili olacaklar. Alihan bu takımın gizli kahramanı. Oyun kurusu aynı zamanda. Forvet Uğur iyi top getirdi bu maçta. Biraz çabuklaşırsa daha etkili olur. Maçın en iyisi Alihan'dı tabii. Bilekleri çok iyi. Dikini oynamayı seviyor. Bu çocuk daha da üzerine koyacaktır. Can Kat tabii top aldığı zaman sol rakibin sağ tarafını felç etti. Ama tabii karşısında Gönel Karşıyaka vardı. Balıkesir'e daha güçlü rakiplerle oynayacağını bilincinde olmalı evet. Can Kat'ta. Santrafor Berkant da gelen fırsatları boşa çıkarmadı diyorum. Çok rahat bir karşılaşma oldu. Yani Gönel Karşıyaka Tayfun karşısında fazla direnemedi. Gönel Karşıyaka'ya gelince 6 gol yemesine rağmen Samet'i çok beğendi. Kaleci Samet refleksleri çok iyi. Evet. Oyundan kopmuyor. Ben bu Samet'e dikkat diyorum. Yani bu
iyi çalıştırılırsa iyi bir yerlere gelir. Bakın 6 tane gol yiyor ama 6'dan fazla o kadar da golü önlüyor. O kadar böyle bir kaleci. Zaten iyi kaleci zayıf takımda. Belli olur. Çok güzel bir tespit Zeki. Kaptan Ömer iyi. Elinden geleni yapıyor. Takımı toparlamaya çalışıyor. 44 numarayla izledim. Cihan'ın tek topa yatkın olduğunu söylemeliyim. Azat yetenekli demişim. Semih'e oyunu görüyor şeklinde yorum yapmışım. Yani Gönel Karşıyaka da boş değil ama Gönel Tayfun gerçekten geçmişteki yatırımların meyvelerini topluyor altyapıda. Yönet Tayfun'u bu bakımdan da tebrik ediyorum. Geçmişe yönelik bir altyapı çalışması mutlaka böyle durumda öne çıkıyor. Meyvelerini veriyor. Evet. Bandırma Spor olduğu gibi Gönel Tayfun'a da Fazlıkeş'te yapacağı iş yapıyoruz maçlarında. Başarılar. Evet hocam teşekkür ediyorum. Biz o zaman 14'ler B grubunda bu hafta oynayacağımız karşılaşmaları bir bakalım. Evet peki sevgili Zeki. Son hafta karşılaşmalar oynanacak. Tamamen formalite maçları. Şampiyon Gönel Tayfun Reşadi ile oynayacak. İlk maçı 13-0 kazanmıştı. Banko Gönel Tayfun diyorum. Gönel takipçisi Gönel Belediye Gönel Karşıyaka ile maç yapacak. İlk karşılaşma Gönel Belediye 2-0 kazanmıştı. Gönel Belediye kağıt üzerinde favori. Küçümsemezse iyi takım çıkarırsa Gönel Karşıyaka yenebilir ama hafife almamasını tavsiye ederim. Çok ilginç bir karşılaşma Hasan Bey Sarıköy arasında oynanacak. İlk maçı Hasan Bey kazanmıştı. Hasan Bey tek galibiyetini Sarıköy'den almıştı. Sarıköy istim üzerinde. Sarıköy deplasmanda da bu formuyla, bu moralle Hasan Bey gelebilecek güçte. Haftanın merakla sonucunu beklediğim tek karşılaşması Hasan Bey Sarıköy arasında olacak. Diğer maçlarda beklenen sonuçların gelmesini umuyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 Gençler Ligi'ndeki yorumlarımızı topladık. Diğer yorumlarımızda görüşmek üzere.